Herkese selam arkadaşlar. Bugün yanımızda Jetta ve A3 var. Bugün Volkswagen'in C sınıfı sedanı olan Jetta ve Audi'nin C sınıfı sedanı olan A3'ü inceleyeceğiz. Yanımızda iki tane bomboş araç var. İki aracımızda da halojen farlar, halojen stoplar, olmayan sunrooflar, olmayan katlanır aynalar. Araçlarda pek bir özellik yok ama birisi 250 bin lira, birisi de 160 bin lira. Arada neredeyse 100 bin liraya yakın bir fark var. Tabii ki Volkswagen'in zaten Almanca'daki kelime anlamı, yani bilirsiniz bir tarafım Alman olduğu için, halk arabası demek Almanya'da. Audi de zaten VAG grubunun kaliteli araçlarından. Audi dediğin zaman altı dolu bir araç. Şimdi iki aracı da incelemeye başlayacağım. Bir kaputlarını açalım ikisinin de. Amortisörlü kaput. Ve amortisörsüz kaput. Ve çok ağır bir kaput, yani bayağı bir güç gerekiyor. Bunu buraya takıyoruz. Zaten ikisinin de kaputlarının altı aynı. Aynı fabrikadan çıkıyor. Aynı motora sahipler. Daha tok bir ses var. Esniyor bayağı bastırdığın zaman ama daha tok, yani daha sağlam bir araç kaporta olarak. Bazı arkadaşlar diyecek işte araba unara anlaşılır mı? Hani hissediyorsunuz o kalınlığı, tokluğu hissediyorsunuz. İşte bazı Instagram hesaplarında oluyor ya, Ege'ye mesela Volvo'ya vurmuş, Volvo'nun kazadan haberi var mı gibi. Bu araçlar da öyle, yani hani sizi bir kaza esnasında koruyabilecek kalitede araçlar yani. İşte bu arada oluşan fiyat farkı da şasisinden, demirinden, kullanılan malzemeden oluşuyor. İçte de işte plastik kalitesi oluyor, kullanılan malzeme kalitesi oluyor. Bazı farklar oluşuyor. Zaten tasarımsal olarak bir şey demeye gerek yok. A3 daha yakışıklı duruyor. Şimdi Allah var. İkisi de modellerinin en boş paketleri. Audi A3'ümüz Attraction. Jetta da Trendline paket. Yani ikisi de en boşu. Audi A3'e baktığımız zaman halojen farlarla karşılaşıyoruz. Gördüğünüz gibi. Jetta aracımızın da aynı şekilde paketleri en boşu olduğu için halojen farlara sahip. Şöyle gördüğünüz gibi A3'te far yıkama yerleri var. Bu tampondan değil. Yani gerçekten çalışan bir özellik. Far yıkama özelliği. Ama bu Jetta'da yok. Audi'nin ön kısma baktığımızda hem logo itibariyle hem de panjurda krom detaylar var ve arabada böyle güzel bir görüntü sağlıyor önden baktığımızda. Ama Jetta'ya baktığımızda komple bir cenaze siyahlığı var, yani simsiyah bir araç yapılmış. Herhangi bir krom detay yok. Jetta'nın jantlarına baktığımızda normal klasik fabrikadan çıkan 16 jantları var. Herhangi bir şekilde değiştirilmemiş. Normalde Audi'de en boş paket olduğu için 16 fabrika çıkışı jant olması gerekiyordu. Ama sonradan değiştirilerek 18 S-Line paketin jantları takılmış. Zaten bu araç arka ambleminde göreceksiniz S3'e çevrilmiş ama 110 beygir bir araç. Orijinal S3 değil. Benim aracım da mesela 320 dizel ama M3'e çevrilmiş. Ama dıştan oynandığı için güzel duruyor araç. İki aracımızda da katlanır ayna yok. Bu şekilde normal elle katlanan aynalar var. Ve sonradan opsiyon olarak sunroof alınmamış. Ücretini vererek en boş pakete de sunroof ekletebiliyorsunuz bayi çıkışında. Ama bu araçlara ekletilmemiş. Yani iki araçta da sunroof yok. Audi'nin şöyle bir anahtarı var. Ki Jetta'nın anahtarını da birazdan göreceksiniz. Bence Jetta'ya göre gayet karizmatik bir anahtarı var. Bagaj açma tuşuna basılı tuttuğumuz zaman bagaj bu şekilde kendini yukarı atıyor. Jetta'nın anahtarı eski Volkswagen araçlarında hakim olduğunuz bir anahtar. Zaten basmaktan ölmüş bu araç. Yani normalde fabrika çıkışı böyle değil yani kullanıldığı için. Bunun bagaj açma tuşuna basılı tutuyorum. Bu sadece atıyor ama kendini yukarı kaldırmıyor. Şu şekilde açıldı. Audi'nin bagaj kapasitesi 430 civarında, Jetta'nınki 600'ler civarında, tam net olarak hatırlamıyorum ama bayağı büyük bir hacmi var yani. Bu kadar bidonlar şeyler koyulduğuna göre daha fazla hacmi de görüyorsunuz. Bagajları normal C segment bir sedan araçta olabilecek derecede gayet yeterli bence. Gelin hep birlikte iç aksamlarına bakalım. Kullanılan malzeme kalitesi olarak Audi'de yumuşak plastik kullanılmış, üzeri deri, yanlarda yine deri. Ve yumuşak plastik kullanılmış. Kol dayama kısımları komple deri. Malzeme koyma kısımları ise plastik. Audi'de otomatik farımız var. Klima menfezlerinin kenarında krom detaylar dönülmüş ve klima menfezleri Audi'ye has özel bir tasarım. Yan kapı kollarına baktığımız zaman krom detaylar kullanılmış. Ben bunları çok beğeniyorum. Yine ön konsolda da krom detayları görmek mümkün. Yine torpido kapağında da aynı şekilde krom detaylar kullanılmış. Yani tasarıma önem verildiğini anlıyorsunuz buradan. Direksiyona baktığımız zaman en boş olmasına rağmen üzerinde ses açıp kapama tuşu ve yol bilgisayarını kontrol ettiğimiz tuşları görüyoruz. Araçta S-Tronic şanzıman var. Ondan farklı olarak aynı altyapıyı kullanıyorlar ama S-Tronic DSG'ye göre bir tık daha sorunsuz ve bir tık daha beğenilen
çalışan bir şanzıman. Bu vites etrafında ve multimedya kontrol yerlerinde de krom detayları görmek mümkün. Yine aracımızın vazgeçilmezi tespit. Araçta start stop var. Araçta dijital temalı bir klima var ama manuel olarak kontrol ediyorsunuz. Yine burada bir çakmaklığımız var. Aracı açtığımız zaman kadran selamlamayı görüyoruz ve buradan hemen multimedyamız alttan çıkarak yükseliyor. Burada multimedyayı içeriye soktuğumuz tuş var. Yani bunu Jetta'ya göre daha çok beğeniyorum açıkçası. Bu araç 2014, o araç 2015 mesela ama bu araçta Bluetooth var. Diğer araçta maalesef Bluetooth yok. Sunroof yok bu araçta. Diğer araçta da yok. Aynı şekilde. Yani iki araçta boş olduğu için cidden anlatacak çok başka bir şey yok. Burada start stop var. Auto hold dediğimiz. Yani trafikte buna bastığınız zaman yokuş aşağı olsa bile kaydırmaz hiçbir şekilde. Mesela bu Jetta'da yok. Bunun ses sistemi çok kaliteli. Yani gerçekten Audi ses sistemi için bile tercih ederim. Yan tweeterları olsun, kapı mitleri olsun gerçekten bum bum bası veriyor. Bu konuda hiçbir sıkıntısı yok. Arka yaşam alanına baktığınız zaman ikisinin de arka yaşam alanı 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ama mesela arkadaki bile düşünülmüş arkadaşlar. Burada görüyorsunuz cam açma tuşunun kenarlarına krom detaylar dönülmüş. Yine krom detayları arkada da görmek mümkün. Arkada bağımsız klimamız var. Kenarları krom detaylarla dönülmüş. Ama burada mesela arkada bir çakmaklık yok. Ben bir çakmaklığın olmasını isterdim açıkçası. Jetta'ya baktığımız zaman sadece kapı kolunda bir krom detay görüyoruz. Etrafında bir krom detay dönülmemiş. Cam açma tuşlarımızın hepsi simsiyah arkadaşlar. Etrafında bir krom detay görmüyoruz. Yine Jetta'nın üzerinde de yumuşak bir plastik var konsolda ama kenarlar gördüğünüz gibi çatır çutur plastik. Bunun direksiyonu da gayet güzel ama en baz donanımı olduğu için direksiyon üzerinde herhangi bir tuş göremiyoruz. Otomatik bir farı yok. Audi'den farklı olarak normal kendiniz ayarlıyorsunuz çat çat. Klima menfezleri yine simsiyah. Etrafında bir krom detay görmüyoruz. Araçta elektrikli bir el freni yok. Yine zurna dürüm boyunda bir el frenimiz var. Böyle kavgayı sürükleyenden. Kardeşim iniyorum falan tarzında. Araçtaki klimanın manuel olmasının yanı sıra dijital bir altyapısı yok. Bildiğiniz böyle DJ Tiesto gibi çevirdiğiniz eski bir kliması var. Multimedya zaten hak getire. Hala CD'li bir teybi var. Bluetooth yok araçta. Arka yaşam alanına baktığınız zaman çünkü 3 aşağı 5 yukarı aynı. Dediğim gibi ikisi de C segmentli sedanı. Yani genişlik olarak çok bir fark yok. Arkaya baktığımız zaman arkada bağımsız klima var ama herhangi bir krom detay bunda kullanılmamış. A3'te kullanılmıştı. Bunda A3'ten farklı olarak arkada çakmaklık var. Gerçekten bu özelliğiyle A3'ün önüne geçmiş. Koskoca videoda sadece A3'ün önüne geçtiği iki yer var. Biri bagaj kapasitesi, biri de arkadaki çakmaklık. Genel olarak bütün konularda A3 daha iyi. Tabii ki fiyat farkından da anlayacağınız gibi. İki Alman markanın da C sınıfı araçlarını inceledik. Tabii ki clear winner Audi A3. Zaten aradaki fiyat farkı boşuna olmuyor. Ama mesela benim param yoksa kredi çekip borçlanarak gidip bir tane A3 almam. Jetta'yı da tercih edebilirim. Aralarında şöyle uçurum uçurum fark var mı derseniz uçurum bir fark yok. Araçlar arasında nereden baksanız 100 bin lira fiyat farkı var ama arada 100 bin liralık bir fark yok, emin olun. Bu araçlar nezdinde konuşayım birbirinin rakipleri değil, alternatif olarak üretilmiş arabalardır. Bu video bu kadardı. Kanalımızda bunun gibi pek çok araç kıyaslama, inceleme, alım satım ve modifiye videosu var. Siz de videolardan haberdar olmak için bildirim zillerini açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.